Evet. Şimdi 14 Kasım 1914'te Sultan Reşat zamanında, Padişah Reşat zamanında Birinci Dünya Savaşı için bir cihat çağrısında bulundu Fatih Camii'nde. Ve Osmanlı zannetti ki Osmanlı Devleti bu cihat çağrısı yani halifeliğin işlevi karşılık bulacak zannetti. Dualar okundu, fetvalar okundu ve cihat çağrısında bulunuldu ama hiçbir ülkeden karşılık görmedi. Hiçbir Müslüman ülkesinden karşılık görmedi. Yani halifelik makamı işlevsiz olduğu 14 Kasım 1914'te ortaya çıktı zaten. Ardından buna karşılık ne yaptı Araplar halifelikle ilgili? Kendileri halifelik ilan ettiler. Kral Hüseyin. karşı halifelik ilan etti. Sonuçta halifelik aslında işlevini tümüyle yitirmişti. Şimdi oradan buraya geldiğimizde, şimdi diyelim ki halifelik ila farz edelim ki yarın sabah uyandığımızda Türkiye Müslümanların halife ülkesi denildi, halifeliğe kabul edildi. Suudi Arabistan evet mi diyecek? Veya Birleşik Arap Emirlikleri er mi evet diyecek? Mısır mı evet diyecek? Bahreyn mi, Kuveyt mi? Hangi ülke evet diyecek? Bunların hiçbiri evet demeyecek. Peki Suriye zaten parçalanmış, evet mi diyecek? Hayır. Irak? Hayır, evet demeyecek. Arap olmayan Müslüman ülkesi İran? Hiçbir zaman evet demeyecek. Peki kim evet diyecek? Yani Suriye'deki muhalifler mi evet diyecek Türkiye'nin desteklediği? Kim diyecek evet? Yani işlevsiz, çağa uygun olmayan, Türkiye'nin aslında tartışarak enerjisini yitirdiği ve anayasaya aykırı bazı faaliyetlerin, etkinliklerin yapıldığı bir durumdan söz ediyoruz. Bu birincisi bu. İkinci konu şu. Bu çok önemli. Bakın Atatürk'ü ve Cumhuriyeti Türkiye'den çıkarın geride Afganistan kalır. İkinci konuyu söylüyorum. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Türk Ordusu içine tarikatları, cemaatleri sokarsanız geride Balkan faciasını görürsünüz. Balkan felaketi. Yani Balkan Savaşı. Türkiye'nin ikinci bir Balkan faciasına tahammül yok. Yani parçalanmaya tahammül yok. 17. Türk Devleti, son Türk Devleti. Onun için böyle tarikat, cemaat, halifelik söylemleri, ümmet söylemleri bunlar belki kulağa bazı tabanlar için hoş gelebilir ama Türkiye'yi parçalamak isteyen güçlerin de duymak istediği sözler bunlar. Yani Balkan faciasını uzaydan gelen bir ordu o utanç lekesini sürmedi. Osmanlı Türk ordusu sürdü. Türk ordusu sürdü. Arkadaki topçu komutanı ateş destek unsurlarını yöneten komutan cephedeki piyade komutanına başka bir siyasi görüşten, başka bir cemaatten, başka bir tarikattan diye topçu atışı desteği sağlamadı. Ve ordunun içine eğer askerlik sanatı dışında, askerlik sanatı dışında bak, askerlik sanatı dışında dini hükümleri nüfuz ederseniz, tarikat ve cemaat etkinlik nüfuz ederseniz ne olur biliyor musunuz? emir komuta zinciri içerisinde komutandan emir alması gereken komutan şeyhinden alır mürit olarak. Bunu Türkiye daha 7 yıl geçmedi. Çok ya çok hayretler içindeyim. Hani 100 yıl, 200 yıl önce geçse deriz ki tarihte yerini aldı. Şu andaki kuşaklar, şu andaki nesiller tarih okumayı sevmedikleri için Kaçırabilir. 7 yıl önce, 7 yılda ağaç zor yetişir. 7 yıl önce yaşandı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi. Şimdi 2016 hain darbe girişimini uzaydan gelenler mi yaptı? Cemaat yaptı, tarikat yaptı. Hani deniyor ya bu tarikat, cemaatler efendim insanların dağa çıkmasını önlüyor. 16, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimini kim yaptı? Cemaat yaptı, tarikat yaptı. Yani başta neydi? tırnak içinde söylüyorum. Hizmet hareketi. Başta neydi? Tırnak içinde söylüyorum. Hoca Efendi. Sonra FET olduğu anlaşıldı. Terör örgütü. Onun için, onun için oldular. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasada belirlenmiş ilk dört maddesiyle değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 17. Türk Devleti, Anadolu ve bu Trakya şehit kanlarıyla yeşermiş bir ülke topraktır. Kutsal topraktır. Ve bu topraklar cetvelle çizilmedi. Halifelik söylentileri ya da şeriat söylentileri ya da cemaat ya da tarikat söylentileri zaten ekonomisi zor olan, kötü olan Türkiye'yi daha da kötü götürür. Zaten beyin göçü çok hızlanmış olan Türkiye'nin beyin göçünü daha da arttırır. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Yani 17. Türk devletinde yaşayan Türklerin, insanların gidecekleri başka bir vatan yok. Onun için bu söylemlerin arkasında sığınanları halifelik isteyen ülke varsa oraya gitsinler. Ya benim tavsiyem o. Kim halifelik istiyor? Suudi Arabistan mı istiyor? Oraya gitsin. Mutlu bir şekilde yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kuralları koymuştur. Halifelik 3 Mart 1924 yılında kaldırılmıştır. Halifelik kaldırılmadan önce Mustafa Kemal Paşa ve yandaki silah arkadaşları, o kahraman kadro, gerekli bütün tarihi inceleme yapmışlardır. Ve Mustafa Kemal Paşa ve kadrosu kararını vermiştir. Çünkü İngilizler tarafından da kullanmıştır bu halifelik makamı. İngilizler tarafından kullanmıştır. Padişah vaad ettiğin üzerinde. Ama hiç yerini bulmamıştır. Bunlar çok Türkiye'nin enerjisini boşuna harcayan, bir de Türkiye şu bakın bir şey söyleyeyim Serap Hanım. Atatürk der ki Mustafa Kemal Atatürk bakın şimdi bir kağıt varsa önünde okuyayım ben bilmiyorum şimdi elimdeyse. Evet. Türkiye olmadığı kadar cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar kutuplaşma sürecinde. Kutuplaşma. Kutuplaşma. Atatürk der ki Mustafa Kemal yani hayatı savaşlarda geçen büyük Atatürk der ki asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Yani düşman yok edemez. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarı da sağlamışlardır. Gerçekten kaleyi içinden, içinden almak dışından zorlamaktan daha kolaydır der Büyük Atatürk. Onun için Türkiye'nin ihtiyacı olan şudur şimdi. Siyaset makamının da görevidir bu. Türkiye, Orta Doğu'nun değiştirilmesi haritalarının şu anda işaret fişeği atıldığı bir süreçte. 1919-1920 -19 sınırlarının, ittifakla kurulan sınırların, Değiştirilmesi için işaret fişeği atılan fişekte İsrail'in Gazze saldırısı, diğer olaylar, Suriye'nin parçalandığı, Irak'ın parçalandığı, IŞİD, El-Kaide gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir coğrafyada. PYD, yani bugün PKK, İran'daki patlamalar. PYD, PKK terör örgütünün artık bir devletçik, bir düzenli ordu haline dönüştürdüğü bir ortamda. Şu anda da İran'da son e, durumu görüyoruz, işaret fişeğini. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ihtiyacı olan Büyük Atatürk'ün dediği gibi iç cephenin sağlamlaştırılması, kutuplaşma değil. Şimdi siz halifelik tartışmalarını, şeriat, tarikat, efendim diğer cemaat tartışmalarını çıkarsanız zaten var olan kutuplaşmayı kat kat arttırırsınız. Var olan kutuplaşma ne yapar? İç cephenizi çökertir. İç cephenin çökertilmesinde ABD'nin eğer projesi varsa Sevr 10 Ağustos 1920'de Sevr'de işte Büyük Kürdistan sözde ve doğuda Ermenistan. Kürdistan'ın iki ayağı zaten tamamlanmış Irak, Suriye'de. Geriye kalan İran ve Türkiye. İran'da zaten karıştırılıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Umarım olmaz. Ama Türkiye'de paralel olarak karıştırılacak. Ve burada göçmenler içinden kaç tane biz El-Kaide türevi teröristin çıkacağını, kaç tane PYD, PKK terör örgütüne sempati duyan insanların çıkacağını veya işte de insan çıkacağını bilmiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin ihtiyacı olan şudur. Kutuplaşmayı gidermek, iç cepheyi kuvvetlendirmek ve ABD'nin İsrail üzerinden başlattığı ve hızlandırdığı bu projeyi mümkün olduğu kadar en az darbeyle, en az yarayla atlatmak. Halifelik geçmiştir. Halifeli dünyada hiçbir ülke kabul etmez. Hiçbir ülke. abi tek belki Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki bazı e, gruplar kabul edebilir. Suriye'deki bazı gruplar kabul etse ne, ne olacak? Halifeliği kabul etse ne olur? NATO'da NATO üyesi olan bir Türkiye. Avrupa Birliği'sine üye olmak isteyen diye bir Türkiye var. Olma, hani olma hayal öte bir şey de olması. Fakat öyle bir irade sarf ediyor. Şimdi Türkiye aynı Türkiye diyor ki halifelik yürüsün tartışılsın sokakta. Bu suçtur. Bana göre anayasanın anayasal suçtur. Ve o suçu işleyenlerin o kendilerine göre halifelikle suç işleyenlerin bana göre e, yargı yolu açılmalıdır. Peki birazdan İran'la ilgili yani anayasa, rica ana, kanun, devrim da kanunlarına size. da aykırıdır. 3 Mart 1924'de aykırıdır. 1937 anayasasında laiklikle ilgili yapılan değişikliğe aykırıdır. Tümyle tümüyle devrim kanunlarına aykırı. Türkiye buna sahip çıkması lazım. Peki.